Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. The new video, I am speaking with Guild Wars Hero Center with an insignia information. Arkadaşlar bu videomuzda Lonca Savaşı hero'larını tanıtacağım. Rakiplerimizi göstereyim. Bakın rakiplerimiz bu şekilde. 2,6 milyonluk gayet güzel rakipler. Tüm loncalara başarılar diliyorum. İlk öncelikle arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Bir LS yapacağım. Sonrasında tekrar dönüp buradan sizler için video yapacağız. Yani hero'ları da tanıtacağız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Lonca Savaşımız şöyle başladık. İlk etapta bu şekilde dağınık gitmeniz gerekiyor. Bu arada Fırtınatı 2'ye almayı unutmuşum. Evet, herhangi bir sıkıntı olacak mı bilemiyorum. Fırtınatı 2'ye almadığım için. Bir dakika şöyle bir duralım. Gidelim Fırtınatı 2'ye alıp gelelim hemen. Onun yerine Commodore koymuşum sanırım. Commodore'yu değiştiriyoruz arkadaşlar. Genellikle Lonca Savaşı hero'larınız Dirilt ve Hırs olacak. Çoğu izleyen arkadaş bunu bilir zaten. Evet, görmüş olduğunuz gibi Dirilt ve Hırsımız burada. Öncelikle sıralamayı değerleştirmeniz gerekiyor. Mesela şöyle savaş düzeninden bunları sıralamaya koyacaksınız. Mesela ne olacak? Bu şekilde böyle 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 bu şekilde sıralamada kalacak. Buradan çıktıktan sonra bakın şöyle bunlar sıralamada şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Önce savaşına giriyoruz. Zaten tanıtım genel olarak o şekilde yapıldı. Şimdi böyle rakipleri bir tanıyalım. İlk öncelikle Fırtınatı 2'nin skillini farklı bir yerde açtırmaya çalışın arkadaşlar. Yoksa gerçekten hesabınız için problem çıkabilir. Evet. Çıkabilir dedik ve ilk etapta yanlış yaptım. Gittim Trent Uğur'u saldım. İnşallah patlamadan ilerleriz. Trent Uğur'u salmam bayağı büyük bir hata oldu benim için. Aynen patlamadık. Bu da hesabımızın güzel diziminden kaynaklı bir şey. Trent Uğur'u önceden saldım ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu minyonlar çöp askerler. Baya önemli bu noktada. Mesela Nizami Alem'de de bir hesap var. 2,4 milyon. Gerçi o düşükmüş biraz. Şöyle 4'e geçtiğimiz zaman onu keselim. Bu şekilde arkadaşlar aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayalım inşallah. Abonelikleriniz bizler için değerli arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi Trent Uğur kullanmadan %100 yaptık rakibi. Şu 2,4 milyonluk hesabı keselim sonrasında. Bu arada tüm loncalara başarılar diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum göstermiş oldukları başarıdan dolayı. Şöyle 2,4 milyonluk hesaba geçtik mesela. Normal lonca savunması stabil. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela burada farklı bir yere sklaştı. Bu gibi durumlar olduğunda herhangi bir problem yok. Öncelikli olarak hedefimiz mesela 123. Buna tekrar girip de çıkabilirsiniz. Yani bu şekilde herhangi bir problem olmaz. Neden? Çünkü bu Zanka veya diğer hero'lar skill açmadı. Tekrardan şöyle yapıyorum. Skill'i oraya yöneltiyorum. Sonrasında bu şekilde bakın Fırtınatı 2'ye görmüş olduğunuz gibi bu şekilde daha basit oldu. Bunlar neden oluyor? Hero'ları kullanılan Epsunlardan kaynaklı bir problem bu. Yani Hero'nun atmış olduğu bakın daha demin Trentür kullanmamız gerekirken şu anda Trentür kullanmamıza bile gerek kalmadı. O kadar basit bir şekilde ilerledik. Son iki hesabımız kaldı. Bir kudretleri kontrol edeceğim. 2,36 diğeri de 2,37. Şunu keselim. Bu daha güzel geldi gözüme. Kudret açısından da biraz daha çok Chinese, Çin Chinese onlar gelmiş bu arada. Şurada ufak bir açıklık gördüm. Tam rambardın kısmında. Şöyle bu açıklıktan içeri girmek istiyorum ben. Şöyle mesela ilk öncelikle bunu saldık. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar basit bir şekilde ilerlediğimi görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 178. Bu hesapta da Trentur kullanmaya gerek yok gibime geliyor. Evet, Trentur kullanmadan bu hesabı da fulledik ve 4500 puan aldık arkadaşlar. 2,36 milyonluk bir hesaba daha geçelim. Floydian TR diyor. Şöyle ilk öncelikle farklı bir yere skill açmasını sağlayalım derken bu hesapta şeymiş zaten kullanılmamış böyle bir şey. Tamam sorun yok. Şöyle şuradan giriyoruz. Fırtına Tilki. Kozmomuz ardı ardına yolladık. İlk öncelikle minyonlarından öldüğünden emin olun. Yani emin olun dediğim şöyle benim gibi bir hataya düşmeyin. Çünkü minyonlara gidiyor. Axe Punisher yani balta cezalandırıcının açmış olduğu tüm skiller.
O tarafa yönlendirildi ve 4.473 puan ile Lonca savaşımızı tamamladık. TM Bozkurt ve TM Emirhan beni geçtiler. Onlardan öncümü alacağım. Bir dahakine ben geçeceğim onları. Arkadaşlar teşkilatım az sonrasında ellerine kollarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. 2.225 bin LS puanı şu anlık birinciyiz arkadaşlar. Kudretimiz 3. sırada. Büyük ihtimalle 3. sırada yer alır. Çünkü kudret çok önemli. Mesela 120 milyon gayet yüksek güzel bir puan. Bunlar da 72 milyondalar. Yani diğer loncalar da aynı şekilde devam ediyor. Şunlardan bahsedeyim ben. Lonca Savaşı savunma düzeninden bahsedeceğim biraz. Arkadaşlar Lonca Savaşı savunmada yani birine saldırırken mutlaka fırtına tilki vesaire kullanın. Komodoro mesela ilk etapta kullandım. Fark ettiyseniz ya çok işe yaramadı. Hani Komodoro da işinize yarayabilir ama aşırı aşırı mükemmel bir işe yaradığını söyleyemem arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız eğer işinize yarayacaktır diye size söylüyorum. Tavsiyem bu şekilde sizlere. Mesela bakın Dirilt Hırs gene aynı şekilde fırtına tekimiz şifa ritüeli kullandık. Yani teşkilatım az sonrasında da aktif saygılı tüm arkadaşları bekliyoruz. 4 dakikamız var. Videomuzun buraya kadar izleyenler için teşekkür ediyorum. Çekilişlere de geleceğiz. Çekilişlere de az kaldı. Şöyle bir gösterelim. Lonca sıralamasını gösterelim. Arkadaşlar Narsiye kaydı yaptık. Ben kendim de yaptım. Savaş hazırlığına girdiğim zaman yeti nişanları açıktan gösteriyor. Bu yüzden oraya girmiyorum. Narsiyeci arkadaşları bekliyoruz arkadaşlar. Narsiye yapmak isteyen bir sonrakinde bu geçti de artık hani kayıt bitti. 15 saat bir gün mesafe olduğu için katılmadı. Bu şekilde bu Narsiye'de 50 kişi gireceğiz. Büyük ihtimalle 2-3 kişi daha gelse 55 kişi olabiliriz. Bu şekilde videomuz güzeldi bence. Şöyle bir ben depoya bakmak istiyorum. Mağazaya bakmak istiyorum. Pazara. Özel teklif. Biriktirme paketi yerleştirilmiş. 610 TL'lik bir alışverişte bu neydi büyük ihtimalle. Şu neymiş? Karmik kaya sandığı. Değişik yani yeni gelmiş bu. Evet genel olarak güzel. Herhangi bir problem yok. Yani çok güzel mi? Hayır. Çok güzel bir ödüller yok. Hazine madenciliği gelmiş. Hazine madenciliğinden birkaç video çıkartabiliriz. Belki. Belki değil çıkartalım yani. Burada 10 tane etkinlik jetonu vesaire veriyor. Bunları kaçırmayalım. Hatta şöyle 200 tane büyü tozu verdiğini de görebilirsiniz. Bunları kaçırmayalım arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız bizler için değerli. Abonelikleriniz bizler için değerli. Abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım inşallah. Videomuz bu şekildeydi. Keyifli bir videoydu. Lonca Savaşı'nın yeti nişan kombinasyonlarını sizlere gösterdik. Efsunlar çok önemli değil. Onun haricinde yani tank yarımız haricindeki efsunlar çok önemli değil diyoruz. Fırtına tilkimizi şöyle savunmaya alabilirim. Şöyle sav güç koyacağım. Yani Lonca Savaşı'nda herhangi bir saldırdığında herhangi bir kişi bizler de bu şekilde savunmaya geçiyoruz. Buraya ne olacak? Tabii ki de rampart koyacaksınız. Rambart olmazsa olmaz herolardan bir tanesi arkadaşlar. Burada ne olacak? Puhobos olabilir. Puhobos'u yerleştirebilirsiniz. Puhobos türünün ustası bu gibi herolar zaten olmazsa olmazlardan birkaç tanesi. Baltalı cezalandırıcımız kalsın. Bir tane Duguga yerleştirip bırakalım işi. Hani savunmamız yoğunluk olacak. Herolarımız ölmemesi açısıyla. Aslında rünü koyalım. Baltalı cezalandırıcımız. Yetisi biraz ayarlamadım. Şöyle ayarlamadım. Ne oldu şimdi buna? Hadi canım, uğraştırma beni. Seviyesini yükseltmedim, denemeler yapıyorum. YouTube'a bir tane baltalı cezalandırıcı videosu attım. Oralardan esinlenebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak savunmamız bu şekilde. Petlerimiz bu şekilde takılı. Yani saldırıya tank, savunmaya saldırı şeklinde yapabilirsiniz. Onun haricinde farklı bir şey yok. Videomuz güzeldi bence. Şöyle bir dünyaya bakalım ne durumda. Soylu mumya vesaire paylaşılmış. Evet, gayet güzel. Herhangi bir problem yok.
Bir loncamıza da kırık bırakalım. 70 kişiyiz. Tabii burada 200K'lık hesapları biraz indirgemeye çalışacağız. Çok fazla 200K hesap birikti loncamızda. Hani bunları da arkadaşlara mesaj olsun. Dikkat etsinler onlar da. Şöyle kudretimize bakalım bir. Evet, gayet güzel. Herhangi bir problem yok. Kale kuşatması bugündü. Kale kuşatmasına kayıt yapmadık. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına bana sorabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm.